Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün bisikletimden gelen garip sesler serisi 4. videomuzu çekiyoruz. Bisikletin bazı yerlerinden ses geliyor. O sesler bazen bizleri deli ediyor maalesef. Şimdi sürekli olabilecek seslerden sizlere ara ara bahsediyorum. Bugünkü serimizde sürekli olabilecek bir ses. Şimdi sesin kaynağı ne? Sesin kaynağı arkadaşlar aslında şuradaki pislik, kir, kum tabakası diyebilirim. Normalde şimdi bu bisikletten de geliyor ama sizlere dinletebilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim. Dinletebilirsem artık videoda göstereceğim. Şöyle bir tık tık sesi pedala yüklendiğinizde ya da şöyle biraz da koltuğa yüklendiğinizde diyeyim. Pedala yüklenmeseniz bile bir çıt çıt tık tık bir esneme sesi geliyor. Dediğim gibi buradaki kirden kaynaklanıyor bu. Pislikten kaynaklanıyor. Bakın. Sulu zamanda bindiğiniz zaman şuradaki kadroyla sele borusu arasında kumlar birikiyor. Çamur, toz birikiyor. Oradaki az bir esnemede bu çıtırtı geliyor. Bir de arkadaşlar şu sele mandalınız gevşek oluyor. Gevşek olduğunda da biraz esneme yapar. Oradan da ses yapar. Haberiniz olsun. Yani bu sele borusu mandalını biraz sıkıp deneyebilirsiniz. Üçüncü olarak bir diğer çözümümüz arkadaşlar. Burayı biz komple sökeceğiz. Temizleyeceğiz. Daha sonra şu iç bölümü arkadaşlar biraz gres süreceğim. Abartmadan. O gresle birlikte ses kesilecek. Eğer sizin de başınıza gelirse bu şekilde çözüm bulabilirsiniz. Daha önce pedaldan bahsettik. Aynı ses gelebiliyor. Orta göbekten bahsettik. Şimdi sele borusu sesinden bahsedeceğiz. Ses arkadaşlar aynen şu şekilde GoPro ile göstereceğim. Onda da aynı ses geliyor. Bakın şöyle bir ses. Ses bu sese benziyor arkadaşlar. Çıtırtı sesi, tıkırtı sesi. Özellikle böyle esnediği zaman ses bu sese benziyor. Şimdi isterseniz hemen çözümümüze başlayalım. Çözüme başlıyoruz. İlk olarak sele borusunun mandalını gevşeteceğim ve sele borusunu sökeceğim. Bakın şu kirden bahsediyordum. Şu kir ve toz ses yapıyor. Şuradaki kir ve toz. Sele borusunun girdiği kadroyu arkadaşlar bakın. Tozlu. Herhangi bir nemli bezle silin şu iç bölümü. Islak mendil kullanıyorum. Görüldüğü gibi iç kesimi temizledim. Şimdi sele borusunu sileceğim. Bakın ne kadar kirli. Sele borusunu da aynı şekilde siliyorum. Özellikle bu içeriye giren kısmı. Daha sonra elime biraz gres aldım. Sele borusunu şu içine girecek olan bölümü arkadaşlar elimle güzelce yediriyorum. O sesi kesmek için çok aşırı fazla sürmeyin arkadaşlar. Daha sonra sele borusunu yerine yerleştiriyorum. Sesin kaynağı eğer buraysa arkadaşlar artık kesilecektir. Bugünlük de benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.